Merhabalar arkadaşlar. Ben Erkin. Kaldığımız yerden ikinci bölümle tabii ki de devam ediyoruz. Ama öncesinde arkadaşlar Myanmar ülkesinin bulunmuş olduğu bölgede bulunduğumuz için kendi kültürümüzde neler yaşanmış, senelerce nasıl bir durum söz konusu olmuş, 2000 yıldır süren gelenekler, görenekler nelermiş? Ufakça kısaca bunlardan bilgi olarak sizlere aktarmak istiyorum. Araştırmalarıma dayanarak güzel bir seri olması neticesinde bunları araştırıyorum tabii ki de. Şimdi arkadaşlar doğru okuyor muyum bilmiyorum da Tehanakka adlı bir ağaç varmış Myanmar'da yetişen ve bu ağacın özünü kabuklarından oluşturdukları macun sayesinde bu ağacın özünü yüzlerine sürüyormuş Myanmarlılar ve bu kanıtlanmış bir şey. 2000 yıldır sürüyorlarmış bunları ve bu hem güneşten koruyormuş hem de yüze çok fazla faydası varmış ve Myanmarlıların genelde genç bir minyon tipliğe sahip olmasının sebeplerinden birinin bu olduğu söyleniyor. Hem bunu makyaj olarak kullanıyorlarmış çünkü bunları böyle desenli şekilde yapabiliyorlarmış hem de bazı insanlar bunu makyaj olarak değil normal sadece desen kullanmadan gelişigüzel yüzlerine sürüyormuş. Bu Tihanaka adlı ağacın kabuğundan oluşan macunu. Valla aynı zamanda nasıl desem bilemiyorum ama at soyad sistemi yokmuş Myanmar'da. Öyle bir durum var. Onu da hemen size aktarayım. Şöyle yazıyor açıkçası. Direkt okumak gerekirse diyor ki Myanmarlıların alıştığımız anlamda bir at soyad sistemleri yok diyor. Genelde çok fazla şekilde astrolojiye önem veriyorlar. Myanmarlı için doğulan gün astrolojik anlamı büyük oluyormuş. Yani o günde doğan insan o günün astrolojik durumuna göre isim ve soy isim alıyormuş. Bu nedenle isim koyarken ebeveynlerin soyadı yerine hangi gün doğduğu ve astrolojinin bugüne hangi anlamlar ifade ettiğine önem taşıyor diyor. Bu kriterler uyarınca çocuklara isim olarak belirli heceler veriliyor diyor. Bu da gariptir. Soy isim yerine astrolojideki bazı işte anlamları ifadelere göre soy isim belirleniyormuş. Bu eş anlamında da aynı şekilde adamın soy ismini almıyormuş eşi. O gün doğduğu soy ismin en son hecelerini vesairesini alıyormuş. Böyle garip özellikler var yani. Ve ilginç bir bilgi daha söyleyeyim. Dünyanın en koyu Budist ülkesi olan 50 milyon nüfusu Myanmar'da 500 bin üzerinde keşiş bulunuyormuş. Diyor ki keşişler ve rahibeler o kadar fazla ki yanından geçen normal giyimli insanlar kadar safron rengi ve kırmızı renklerdeki giysilerini giymiş keşişlere rastlıyorsunuz diyor. Valla arkadaşlar çok hoşuma giderek bu seriye devam ettiriyorum açıkçası. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Bu kadar bilgi yeteceğini düşünüyorum. Şimdi biz o sağ ağacın sürmüş olduğumuz özünü suratlarımıza sürmüş olduğumuz özüyle beraber savaşlarımıza ve kaldığımız yerden devam edelim. En son biliyorsunuz krallığımızı güzel bir şekilde kurmuştuk biz. Şimdi hemen şöyle bir sarayımızı toplayalım ve saray güzel gözüküyor bu arada. Hemen şöyle bakalım. Sarayımızı sutlayalım. Hemen neymiş olayımız? Önü tıkanmış ticaret. Açarız. İyi bir idareci kendisi. Kaç yaşında? 28 yaşında. Ve bizim kültürümüzden. Evet, 65 altın verebilirim. Yeter ki mutlu olalım. Aynen. Bu arkadaş öldü mü? Geldi ve gitti. Gada diyor. Tamam. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kimmiş bakalım. Benim vekil harcım. Tamam. Yabancılardan dolayı sinir olmuş anladığım kadarıyla. Kendisi. Anladım. Anladım da ne yapabilirim onu düşünüyorum şu anda.
Bunların kültürleri farklı sanırım. Birbirlerine doğru. Aynen, Dagon herkesin ülkesidir diyeceğiz. Ve burada bu arkadaştan tabii ki 15 kuruş kaybedecek ama benim sarayım ihtişam kazanacak. Önemli olan benim sarayım tabii ki de. O sarayı topla. Dolaylı casusluk varmış. Casusluk olayları var demek ki sarayında. Yani bunu yaparsam 4 görüş kaybedecekler. Bu kadın da bana 30 görüş kaybedecek. Bence aynen saray görkemi almam daha önemli. Güzel. Biraz daha saray görkemi aldık aynı zamanda. Güzel. Şimdi arkadaşlar en son krallığımızı kurmuştuk. Askeri anlamda biraz ordumuza ve ekonomimize dayalı mücadele edeceğiz tabii ki de. Aynı zamanda biliyorsunuz Pala şu anda bizim müttefikimiz ve o müttefikimizken bizim toprak almamız çok önemli. Borçlu olduğumu biliyorum dostum. Tabii şampiyonum az. Yapabilirsiniz diyor. Gerek yok. Evet, oluşturabilirsiniz diyor. Evet, bu arkadaşı oluştursak mı oluşturmasak mı bilmiyorum. Bu arkadaşın durumu ne? Nasıl bir karakteri varmış bu arkadaşın? Akılsız maceracı biçimindeymiş bu da. Yok şu anlık oluşturmayacağım. İyi bir komutan kesinlikle şu an yok. Kabul ediyorum ben. İyi bir komutan kesinlikle yok. Yanlış türde yerleşim diye iki tane durumumuz var şu anda bizim. Evet, şunlar zannedersem yanlış türde yerleşim dedikleri. Zaten onları vereceğim birilerine. Şimdilik üstümde dursun. Şöyle biraz hızlandıralım. Güzel. Yeni kral olduk zaten. Evet, saray ekibimiz şu anmış yokmuş. Tamam. Targı bezi getirin dedik. Çöpü durduralım. Hemen şöyle bir saray ekimi atayalım kendimize. Şöyle güzel bir saray ekimiz olsun. Saray ekiminden sonra şimdi. Bunları durdur. Bizim kral olduğumuz için altımızda da iki tane düklük olduğu için mesela şuradaki düklüğü şuradaki şeye düklüğü birine vereceğim. Birine vermem gerekiyor şahsen mesela. Şurası bana fazla para getirmiyordu aynı zamanda değil mi burası bakayım. Aynen burada da tane nehir falan varmış. Aynen burada kültür yayıyoruz aynı zamanda. Bize ait ya burası 0,18 falan getiriyor şurası. Burasını birine vereceğim. Mesela. Bu abinin var mı bir şey? Alt tabakadan bir karaktersin. Olsun saray hekimim oluyor musun bilmiyorum. Sana ünvan vermek istiyorum mesela. Evet, burayı sana vermek istiyorum. Komple burayı sana verebiliyorum değil mi? Kralım sonuçta ben. Aynen burayı sana vermek istiyorum. Güzel. Burayı sana verdim. Sen saray hekim pozisyonunda değil misin? Ne oldu? Hemen ünvan alınca saray hekim pozisyonundan mı çıkıyorsunuz? Neyse. Artı 100 bana zaten güveniyormuş. Saray hekim olsun. Tamam. Bir olay daha mı gerçekleşti? Islak hikayelerde bir olayımız varmış. Bir saniye. Evet, benim sarayım görkem kazanması önemli. Saray görkemi 14 ve yaşam tecrübesi puanı alacakmışım. Güzel bak bu hoşuma gitti. Hemen gel abi. Buradan zaten bilgini açmıştık değil mi? Biz açtık. Buradan da elini yıkayan biraz uzun ömürlü bir hayatımız olsun istiyorum. Açıkçası uzun ömürlü hayat bizim için iyidir. İhtişamımız güzel geliyor. Kendimize haklı hükümdar durumundayız. Hemen şunları bir ayarlayayım. Bu neymiş? Tamam, de jure ikna etme olaylarımız falan da var. Evet, buralarda kontrol kaybı durumlarımız var. Hemen şuraya hemen kontrol artışına geçiş sağla. Oraya atadım zaten birini. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 toprak bana yeter mi diye şöyle düşünüyorum. Açık ve net bir şekilde yeter mi? Bana 4 toprak yeter. Burası için 4 toprak mı oluyor? Kaç toprak oluyor? Burası kimde mesela? Burası bende.
burası kimde? Bende. Şurası bana gelse olur mu diye düşünmüyor değilim. Dur canım benim. Senden unvanı feshedip, evet. Unvanı feshet desem feshediyor musun? Seni vasal olarak aldım. Feshetmiyorsun. Savaşta bırakacaksın. İyi bir altın gelir vesaire. Bunların soyu var. Bu bizde kalsın. Bunu zaten başkasına aktarırım en son. Burası bana şu an anladığım kadarıyla kazandırmıyor zaten. Evet, burası bana kazandırmadığı için şu toprak. Burasını birine verebilirim. Aslında bunu istiyor değil mi? Bu adama verebilirim burayı diye düşünüyorum. İstiyor değil mi bu toprağı vesaire? İstiyor. Mareşal. Şimdi bu arada biraz oyun ilerlemesi devam etsin. Entrikacıymış kendisi. Konsey koltuğu istiyormuş kendisi. Konsey koltuğu istemekte de haklı. 500 askeri var. Bunun 170 vesaire askeri var. O 500 askerli adam benim için tabii ki de her zaman için daha şey, mevki olarak daha yüksek zaten. Fidye ver, 25 altın ödeyecek. Kabul ederim. Biz artık borçta değiliz. Biraz da böyle altın gelirimiz yukarı doğru tırmansın istiyorum. Sonra da kendi önümüze bakacağız. Tabii ki de buradan buradaki adama doğru ilerleyeceğiz. Neşeli piknik, stres kaybı vesaire azalacakmış. Güzel. Güzel saray özelliği kadar. Biraz şampiyon fazlamız var ama ben bunları alamıyorum. Mesela Tayilt diye biri gelmiş. Hem kutsal savaşçı güzel bir savaşçı bu arada ama Hovardaymış. Yapacak bir şey yok. İyi bir dövüşçü kendisi. Neymiş? Nişanlar evlenebilir durumu var. Nişanlı olan benim. Evet, evlilik düzenleyelim tabii ki de. Kaç yaşında? Kaç yaşında demiyorum. Şu herhalde değil mi? Şunun kraliçe olarak. Şimdi bununla evlendiysem eğer ki şöyle bir durum var bir saniye. Şu eş değil. Kraliçe Bauk değil de kraliçe Rani tabii ki. Bu Bauk'tan tabii ki de çok fazla çocuğumuz var. Ama seni boşuyorum. Evet, ben bir tane eş sahibi olmam lazım. Çocuklar sıkıntı değil, böyle bir çocuğum var. Atletik özellik. Bunu orduya yöneltmiştim zaten de. Mesela bunu Ruman yemini ettirebilirim. %5 diyor. Ya ettirmem tabii ki de. Bu 3. 4. senesinde bunu bir etkileşime sokalım. Bir böyle etkileşime girsin bizimle. Bir. Şurada ordulara gidelim. 5. Birkaç tane daha ordu yaratabiliriz. Bence mantıklı. Büyük gezi, etkinlik düzenlenebilir diyor. Aynı zamanda şimdi özellik geldi. Benim oğlum 11 yaşında, cömert ve çalışkan. Bence çalışkan özelliği iyi olabilir. Tabii ki biraz stres kazanacağım ama çalışkan bir çocuk olsun. Aynen. Çalışkan iyidir. Lakap mütevazi. Prestige de geldi. O da güzel bizim için. Büyük gizli düzenlesem 335 golda mal olacakmış bizim halk görüşü vesaire artıyor mu? Şu an büyük gizli düzenleyebilecek durumda değilim. Ekonomik anlamda en azından değilim. Sarayımın görkem seviyesi arttı. Şimdi benim bunu yapmam lazım. Biraz ekonomiyi güçlendirip bir iki tane güzel şampiyona bu unvanları verip diğer durumlardan kurtulmamız lazım. Diğer vasallardan, altındaki vasalların birçoğundan kurtulmam lazım. Yani birkaç kekte bayağı stres alacağım. Ben stres almak istemiyorum. Güzel. Ama stres aldık. İtiraf etmeliyim muhabbeti rahatsız edici itiraf genel görüş eksi 5'e düşecekmiş ama eksi 5'e düşsün ya çok fazla stres aldık abi çok fazla stres geldi bir anda
artık stresle boğuşmuyoruz ama o stres bana yetti açıkçası. Şöyle bir egzersiz yapalım. Aynen öyle. Biraz daha stres gaz kaybedelim. Şöyle bir hak sahiplerini falan mı çağırsak? Çok güzel biri gelebilir mi acaba diye düşünmüyordu değilim. Evet, burası bana kazandırmıyor hiçbir şekilde. Burayı birine vermem kesinlikle mantıklı olacaktır. Benim öğrencim, oğluma verirsem olabilir de gerek yok. Bunu şöyle Akıncı bir karakterim var ya. Ata. Bir bakalım yaralı vesaire ama ilimli saray mensubu durumunda kendisi. Aynen buraya atayı verelim. Güzel neymiş? Güzel. Sevdim seni kont. Bir saniye dur şimdi. Bir dur dur. Aynen dur dur. Bana saldırıyor kendisi. Müttefiki kim? Müttefiki bu. Okey. Şöyle askerleri topla diyelim. Tabii ki de. Bizim de müttefikimiz var. Şöyle bir savaşa çağrı yapacağım. Mecburum. Aynı zamanda ekonomide şu an iyi aslında bakarsanız. Hani bana hangi kafayla saldırıyor bilmiyorum ama bir bu bir de evet şuradaki bir durumdan dolayı pala ama palanın kendisi geleceği için de sıkıntı yok. Orduyu burada toplama bir saniye. Hemen orduyu topla buraya böyle bir hücum yapalım. Onların bizden askeri kuvveti güçlü değil. Gel abi biz hemen giriş yapalım diğerleri bizim ülkemize gelene kadar. Evet. Bütün yerel orduyu burada topla. Ordu komutanımız evet kutsal bir savaşçı, iyi bir komutan. Hemen başkentlerine doğru bir yürüyüşe çıkalım madem savaş istiyorsunuz. Alın size savaş diyorum. Şöyle bakalım. Evet. Bizim evet savunan tarafın gördüğünüz gibi 4000 küsür bir askerimiz var. Onlara bakıyorum müttefikleri katılacak mı? Hani bana savaş açmayı göze alabiliyor ya kendisi. Çok merak ediyorum açıkçası. O yüzden dolayı. Evet. Ben şu anda yetişebiliyor muyum? Hani yetiştim. Evet yetiştim. Dövdüm onu bir güzel şimdi. Döv. Döv abi. Döv 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 döv. Döv. Hak ediyorlar. Benim müttefikim de geliyor. Ve baktığın zaman kendisinin zaten müttefik doğru düzgün yok. 3000 asker saldıranlar. Ne oldu? Burası mı gelecek bana deniz üzerinden gelsin. Şu başkentini ben bunların bir kuşatayım. Ondan sonra görelim ne oluyor ne olmuyor. Demir gibi de aldık. Çok büyük sağlık artışımız da geldi. Aynen kuşatmaya da geçtik şu anda. Evet. Şöyle bir abimiz var demiştim ben size. Bunu mesela saray mensup yapsak 76'ın kaybedecek durumda değilim. Kusura bakma. Savaştayız. Ya yani bir rahat dur yani. Düşmandan şöyle bir esir alınmış. Güzel. Serbest bırakmayı sarayıma davet ediyorum. Gelirsen sarayıma alırım seni. Şimdi burayı kuşattılar. Ona bir şey demiyorum. Güzel. Biri benim şehrime geldi ya ve bir olumlu bakıyor bana. O çok güzel bir duygu gerçekten. Sanki burayı ben daha iyi kuşatacağım. Daha iyi şu anda işlem yapıyorum. Çünkü benim zaten kuşatmacı silahlarım da var aynı zamanda. Dört ay kaldı falan diyor. Buradan sonra gidip aşağıda güzel güzel kafasını mafasını uçurabilirim yani. Burayı bir alalım. Zaten gerisi gelecek diye düşünüyorum. Evet biraz hızlandırdım. Ben daha önce bitireceğim kuşatmayı inşallah. Hadi bakalım.
Zaten direkt savaş bitti. Şöyle bir nesir aldık. Bir de karşıda 100 gold bırakırım. Ne olur ne olmaz, onu bırakmışken şöyle gelelim. Bir ilginç diyelim, evet. Ben bunlara bir üzerlerine bir gidelim orduyla. Benim diğer ordu da gelsin. Bunları bir güzel bir yakalayalım. Şimdi onlar da burayı aldı ama önemli değil. Ya şimdi kralı yakalamıştık eyvallah, ama 100 gold bizim için çok daha mühim bir mesele. Açıkçası. Alacağımızı düşünüyorum şahsen. O yüzden dolayı dedim, ama büyük bir ihtimal şu anda da kaybediyoruz. Şöyle yapacağım, durdurdum oyunu. Çünkü kaybetmeye benim içim el vermiyor. Şöyle gel. Bunu bir kapat. Para harcarım mesela, ama yapacak bir şey yok. Paralı asker. Böyle ufak bir bölük alsam bile bana fil diyor, fil. 32 fil. 400 gold diyor. Oha. Bu bize yetecektir ya. Şunu kirala. Aynen. Uğraşmayalım. Ekonomiden de çok düşmeden. Aynen öyle. Buradan da orduyla üzerime doğru gelsin. Evet, böyle bir destek aldığımız için savaşı evet kazandık arkadaşlar. Güzel bir destek aldığımızı düşünüyorum. Şimdi buraya gel. Yürü. Birleştir tabii ki orduyu şöyle. Şuraya gel. Buradan da bayağı zayiat verdim ama onlara da bayağı zayiat verdirdik. Yoksa savaşı kaybediyorduk valla. Paranın ekonominin ne kadar büyük önem taşıdığını şu an görüyoruz diye düşünüyorum. Konseyyem ölmüş. Konsey üyem ölmüş. Bunlar vasal vasal vasal. 7-8. Tamam, seni atayalım şimdilik. Yapacak bir şey yok. Hepinizi başka bir bölüme aktaracağım zaten bu gidişle. Şöyle biraz hızlandıralım oyunu. Evet, şurayı alalım. Güzel. Konseyyem. Bu sefer de diplomatım gitmiş. Evet, şöyle bir basalım var. Bunu atayalım. İyi bir diplomat kendisi. Buradan da şu anda görmüş olduğunuz gibi güzel bir altın ödeneği alıyoruz. Uygundur diyoruz. Ve savaşı kazandık. Şimdi. 9.7'ye falan çıktık. Daha ordumuz falan var. Burada 200 goldumuz var. Şurada kurabileceğimiz böyle yerler şeyler var mı diye şöyle bakıyorum da, ne kurabiliriz buralara? Ekonomik anlamda bizi kalkındıracak bir şeyler ve tabii ki de ordu lazım. Ordunun bize katkı sağlaması lazım. Mızraklı, ağır mızraklara gelen konuşlu, ama bunlar ya konuşlandırdığın zaman buradan bir limandan alalım, hem gelişmiştik abi. Bir liman daha yapalım abi. Buraya bir liman yapalım. Buraya gelelim aynı zamanda. Bir mızraklı bir daha yapalım. Madem öyle. Bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Doğum günümü kutluyorlarmış. Tamam, orta büyüklükte olanı aldık. Aylık diplomasi, yaşam tarzı falan da geliyormuş. Güzel. Şöyle sarayımıza olaylar gelmişti. Onları bir koyalım. Yerleştirelim. Nereye yerleştiriyoruz? Şuraya. Şuraya yerleştirelim. Aynen. Amile özelliği kazanmış eşim. Seçilebilir. Hanedan mirası muhabbetimiz var açıkçası, ama şu an seçmek istemiyorum. Çünkü birilerini men etmek durumunda kalabilirim. Mesela şu oğlum bayağı büyümüştü. Bunu bir etkileşime girelim. İhtiyatlı yapalım bu oğlumuzu. Zaten %100 diyor. Güzel. İhtiyatlı bir genç olacak kendisi. Bu doğan çocuk inşallah erkek olmaz diye ümit ediyorum inşallah. Şöyle gel abi. Oğlum az kaldı, 14 yaşında. Sabırlı özelliğini kazanması biraz zor gözüküyor oğlumun.
ihtiyatlı, sabırlı alabiliyor. Sabırlı için %25 zaten. 18 stres kazanacağız, prestij kaybedeceğiz falan. Gerek yok açıkçası. Ama çocuğumu şeyden götürebiliyor muyum, değiştirebiliyor muyum mesela? Değiştiremem. Bir kere değiştirmiştik. Tamam. Güzel. Bu arada bizim evet kontrol artışımız orada bitmiş. Burada biraz kontrol artışına gidelim. Ülkeyi artık biraz huzura erdirelim. Şu kültür yayma olayımız vardı. Kültür yayma olayını da bırakmayalım. Tabii ki de aynı zamanda aldığımız topraklarda din değiştiriyorduk. Din değiştirmeyi de bırakmayalım arkadaşlar. Evet, bir kızım geldi. Kızım iyi daha olsun. Güzel. Öğrenim yaşam tecrübesi geldi. Buradan gamsız özelliğini alıp devam edelim. Güzel ilerliyoruz. Fena değiliz. Şimdi bu kontlukları vesaireyi öncelikle birilerine vermemiz lazım. Sarayda bir olay. Gizli geçitler diye bir olayımız var. Sadist. Ve işkenceciymiş kendisi. Fark etmiyor. Şimdi 5 yıl boyunca gözetleme delikleri yapabiliyormuşuz. Plan keşfetme olasılığımız %5 artacakmış. Ya da ya bu daha iyi. Güzel. Fena değil. Şimdi paramız var. Burada da şu an 3 tane olayımız. 3 yeri ben tutuyorum. 3 yeri tutmam da şu an fena sayılmaz. Evet, buradan bir deniz sığınağı yapıyoruz. Askeri seviyemiz 2400 civarlarına vesaire çıktı. Şimdi bizim burada bir savaşımız kesinlikle olması lazım. Ben buna mesela vasallık teklif ediyorum mesela. Düşük seviyede vasallık teklif etsem geliyor. Ben kral olduğum için gelecek ve entrikacı. Bu adamı alabilirim diye düşünüyorum. Evet. Mantıklı, bunu alalım. Gel. Adam kaç yaşında? 73 yaşındasın ama yapacak bir şeyimiz yok. Gel. Artık mükemmel. Ve vasallık teklif ettim, geldi. Bunu hemen buradan alalım. Canım benim, kusura bakma artık. Şöyle atayalım. Evet. Güzel. Artık komple burası benim krallığım oldu. Tek burası kaldı abi. Tek tek almak yerine böyle devam ettim. Artık aynı kültürdeniz vesaireyiz. Bunun altında da bir sürü gördüğünüz gibi kontluk montluk var. Ufak tefek. Şimdi burayı da birine vereceğim. Mesela bundan sonra kim geçecekmiş başa? Böyle bir oğlu varmış. Bu geçecek. İyi bir diplomat. Güzel. Olabilir. Bu olsun. Çocuk iyi bir diplomat sonuçta. Aynen öyle. Bununla da savaştığımız için savaşamıyoruz. Burada durum Pala'ya doğru gitmeye yönlendiriyor bizi. Ya da deniz aşırı savaş açıp mesela buralarda ufak yerleşim yerleri aldığımız zaman, örnek veriyorum, böyle ufak düktük yer oluşturup güzel bir şekilde işimize bakabiliriz açıkçası. Böyle bütün Hindistan sahilini almak istiyorum açıkçası. Çok güzel olur aslında. Krallığımız zaten kurmuş bulunmaktayız. Aynen. Tek bir toprak parçası var. Ufak bir yer. Onu da bize vasallık teklif ederek aldırabiliyormuşum. Normal feodal sözleşmemiz varmış. Alalım. Bu adamın ismi ne? Dük Kalatayin. Tamam. Bunu aldım. Bunu bana bağlı olmaktan şey yapacağım. Sana vasal aktaracağım. Kalatayin. Nerede Kalatayin? Aktarabiliyor muyum Kalatayin'i? Aynen bu. Necem'in vasal aktarmak istiyorum. Gönderilemiyor mu?
Tamam, sıkıntı yokmuş. Şöyle bir dakika, gel buraya. Evet, burası farklı bir şey. Buranın unvanını oluşturmamız da lazım aynı zamanda. Zaten bizdedir de. Buranın unvanını vermek lazım mesela. Aynen. Ha, mesela sana, senin durumun ne? Sen 15 öğrenim bu. Çok kötüsün sen ya. Gerçekten çok kötüsün. Senin oğlun ne durumda? Oğlun da berbat durumda. Sana vasal aktarmak istesem, ben yani şuradaki adamı sana aktarmak istesem, kabul ediyorsun değil mi? Mesela bu adam neler yapıyor? Hop, sana aktarmak istesem direkt bana bağlı. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi burayı birine vermek istiyorum desek. Vekil harcıma versem burayı. Sana versem burayı. Sonra bütün vasalları senin altına aktarsam ve ben rahat etsem. Mantıklı olabilir ya, değil mi arkadaşlar? Bence öyle yapalım. Ben rahat etmek istiyorum. Bu kadar vasalla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Sana unvan vermek istiyorum. Evet, burayı sana vereceğim. Tamam. Daha sonrasında sana evet, vasal aktaracağım. Bu vasalı da sana aktaracağım. Ondan sonra sıkıntı yok. Konsey boşalsın. Sana bir dakika, vasal aktarmak istiyorum. Başka vasal var mı? Evet. Bunu da sana aktarmak istiyorum. Daha sonra başka vasal var mı? Bir dakika. Ben de vasal sözleşmesi de yapabiliyormuşuz. Ordu olarak yüksek ordu istiyorum senden. Ekonomik normalde kalacak. Evet. Yüksek ordu seviyesi istiyorum. Şöyle dışarıdan gelen böyle vasallarım varmış, minik tefek. Bunları birini buraya. Birini de buraya aktaracağım. Ama şöyle biri var. Sen nerenin şeysin? Sen unvanı feshet. Sen çok kötüsün yani. Git unvanı feshet abi. Allah Allah. Şuradaki ufacık yer yani. Şöyle güzel bir karakter alalım bari diye düşünüyorum. İyi bir entrikacı olabilir ya da yani şöyle hem diplomat vesaire, 36 yaşında bu adama verelim, aynen sana ünvan verelim. Böyle duralım abi, hiç sıkıntımız yok. Güzel. Bana bağlı olan 3 tane adam var mesela bu. Bunu bir yere sığdıramıyorum, yere göğe sığdıramıyorum hatta. Neyse, şimdi biraz daha rahatladık. Önemli bir tane misafirimiz gelmiş. Şöyle baktığımızda evet, iyi bir entrikacı vesaire gözüküyor ama ben bu adamı istemiyorum ya. Bu adam bize gelmez. Sıkıntılı. Sıkıntılı bir. O çocuklar çok çok büyüyor diyor. Güzel. Şimdi oğluma, aslında bakarsanız oğluma ne oluyor şu an burada? Ha, burada etkinlik varmış. İsterseniz katılabilirsiniz gidip diyor. Yok, öyle bir durumumuz yok. İstemiyorum. Etkinlik metkinlik istemiyorum ben. Bekar bir varis oğlum. Ve ittifak kurmamız gerekiyor ister istemez. Ama oğlumla güzel bir evlilik yapacak bir eş de ihtiyacımız var. İttifak gücü dersen tabii ki şöyle baktığımda şöyle bir. Neresi? Sen neredesin ya? Dur bakayım. Zaten seninle ittifak halinde değil miyiz biz? Balacım. Seninle ittifak halindeyiz zaten. Bizim kültürümüzden bir kız olsun ya. Ve ırsi özellikle. Mon kültüründen ne var? Çivik. Bunlarla evlenseler daha iyi.
Ama 41 yaşında bunların arasında çocuk yapma olasılığı nerede? Yani 16 yaşındaki oğlumu gidip 41 yaşındaki kadına mı evlendireceğim ben? Saçmalık. Gerçekten saçmalık. 2700 askere falan çıktık şu an. Güzel. Şurada bütün her şeyleri yapıyor. Liman da olmak üzere. Bir limanımız da olsun bakalım. Az kaldı. Ekonomi iyice yukarılara. Böyle çıkartalım. Evet, paralı askerlerimizin sözleşmesi bitiyor. Bekar bir varisimiz varmış. Şampiyon eksiğimiz var tabii ki de. Şampiyon eksiğimiz olduğu için de devam edeceğiz. Daha fazla şampiyon ülkemize almaya çalışacağız. Saray mensubu yapsak mesela bu Talk'ı. Talk kaç yaşında? 36 yaşında. 75 altın yap. Evet. Bunlar savaşacaklar. Evet arkadaşlar. Bu bölüm de bu kadar olsun diyelim. Bu ikinci bölümümüz oldu. Daha da büyüdük. Bundan sonraki hedeflerimiz ve güzel bir bilgiyle karşınızda olmayı diliyorum. Kısa sürsün istiyorum videolar. Böyle deli gibi uzun sürsün istemiyorum. Umarım zevk alıyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. Hepiniz sağlıklı ve mutlu kalın istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.